Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Çok uzun olmayan bir aradan sonra sizlerle Zero to Hero'da yeni bir bölümle karşınızdayız. Değişik şeyler yaşadık. Pot parçalısı işlerine giriştik, karak çıkardık vesaire. Geçtiğimiz süreçten bu yana ekranda gördüğünüz pot parçalarını bitirdik. Mana potunu bitirdik. HP potu için son parça kaldı. Hepsini nasıl düşürdüm? Bir onlardan bahsedeceğim. Şu an yine canlı yayındayız. Bildiğiniz gibi canlı yayınları kaçırmayın. 60 kişiyle burada şu an bu Zero to Hero'yu çekiyoruz. Şöyle bir... Tabii canım, Hi YouTube'unuzu atın. Bak, dedim size Hi YouTube atın diye. Radyo modundan çıkın artık. Her neyse. Şu anki durum Gear olarak... Gear'da çok bir değişiklik olmadı tabii ki. Şöyle Nowhere'li gösterelim. Değişen bir şey yok en sonki durumdan bu yana. Hani Dead Nowhere'li şu durumdayız. Daha ziyade artık hani bir vites düşüreceğim, şey yapacağım vesaire demiştim size. Manshun, Tishiraba, Valtaraba, Sireti, Sherekan ve Runarus parçalarını düşürdük. Mana potunu yaptık. HP potu kaldı. Sub gelmiş. Bakalım. Ricky Mario, sub olduğun için teşekkür ederim. Şu an Zero to Hero çekiyoruz. Sen de araya kendini böyle sub olarak göstermiş oldun. Her neyse. Şimdi biz bu parçaları nasıl düşürdük? Onlardan bir bahsedelim. Şimdi Manshun, bildiğiniz gibi bu oyunun pot parçaları içerisinde diğer pot parçalarına göre en zor olan pot parçası. Bu en zor olan pot parçasını kafaya çok takıyordum, üzülüyordum. Ne zaman düşer, nasıl olur vesaire. Buradan video izleyenlere ufak bir hatırlatma. Like basın. Evet, like basın. Takip edin. Onun hatırlatmasını da sonra yapacağım. Yani 77 saatlik bir sürenin sonucunda düştü. Bu 77 saati oturup tabii ki bir anda kasmadım. Onu belirteyim. Sezondan bu yana gidip ara ara 1 saat, 2 saat, 1 saat, 2 saat kasa bu kadar biriktirdim. Ve bu kadar saatin sonucunda bu parçayı aldım. Nasıl aldığımı da anlatayım. Çok komik bir durum. Şöyle yapıyordum ben. Gidiyordum. Günde 1 saat her slota bir tane SC hakkı tanıyorum. Onun dışında SC'siz dönüyorum. Ve 2 saat kadar döndüm. At üstüne döndüm zaten. Bu at üstüne dönüşün sonucunda 2 saat tamamladım ki 1 saat daha SC ile döneyim hadi. Bugünün SC'sini vereyim. 3 saat dönmüş olayım. Çıkayım slottan dedim. Tamam, her şey güzel. 1 saat bitti. Bitmeye yakın. Tam 1 dakika kala Happy Glassy geldi Discord'a. Hem sublarımdan biri hem de kendisi globalde bir Türkçe'ye çeviren kişi. BDO üzerinde hakkı çoktur. Onu söyleyebiliriz. Her neyse. Abi dedi işte bugünkü globalde peşleri çok yoğundu, yoruldum falan filan. Sohbet ettik biraz. Sonra işte ben dedi Nova'yı, DK'yı Türkçe'ye çevirirken skill isimlerini doğru çevirdim. Diğer klasları bilmiyorum. Onlara da yapacak bir şey yok artık dedi. Dedim ki dur. Valkyrie bende. Bekle bir dakika dedim. Şu SC bitsin. Sana Valkyrie skill'lerini vereceğim dedim. Türkçelerini ona göre çevirirsin dedim. Tamam abi, bekliyorum dedi. Sohbet ettik falan filan. Benim klası kuyumdur. SC bittikten sonra bir tur ya da iki tur daha dönerim. Bir 5 dakika daha kalırım yani slotta. Dedim ki şu SC bitti, totemim var, hep bir tur daha dönüyorum dedim. Bırak döneyim, tamam problem değil. Neyse, sohbet ediyoruz. Ben düşeceğine zaten ihtimal vermiyorum ya. SC bitmiş, bir tur daha totemimi yapıp çıkacağım. Turun bitmesine yakın son 4 mob kala, sondan 4. mobda düştü. Hiç beklemiyordum. Laf anlatıyordum orada Kerem'e. Bir düştü, tam 5 dakika kendime gelemedim. Yani elten düşse, bakın net söylüyorum, elten pusulası düşse bu kadar sevinip kendimden geçmem. Çünkü Manshun'un ne kadar pislik ve iğrenç bir slot olduğunu biliyorum. Başkahinden düşüyor sadece. Mobların arası çok uzak. İnanılmaz kötü bir rate'i var. Para kassan kasamıyorsun. SC bassan işe yaramıyor falan. Allah belasını versin slotlarından biri. Ünlü bir yayıncı var, DeathGG. 450 saatte düşürdü. Lan gibi bir klasla, hızlı bir klasla. 450 saat Manshun. Yani ben 77 saatte düşürdüm. Çok şükür ya. 2 gece yatmadan defalarca dua ettim yani. Yatıp kalkıp şükrediyorum hala mana potunu 100 saatte bitirdiğim için. Bundan önceki hesabımda
Sadece 130 saat mansiyon partisine uğraşmıştım. Mansiyon partisi bu şekilde düştü. Daha sonra Tishira'yı oyuna başladığım ilk sıralarda düşürmüştüm. Anlatmıştım zaten bunu. Böyle bir 180-190 AP'lerdeyken, 250 DP'lerdeyken kasacak bir yer bulamıyordum sezonda. Hani ne yapayım? Hem char level X kassın, hem SP kassın diye Tishira'ya gidiyordum. Düşer belki diye. Yine aynı şekilde onu da Tishira'da normal SP kasarken düşürdüm. Bunu da yani alt char falan kasarken kullanabilirsiniz. Basiret için de 14 saatte düştü. Kuşları tabaklayarak düşürdüm. Yayında düştü. Hatta Basiret'in klibi de var. Onu da açayım. Beraber izleyelim. Bir saniye. Kanal. Coin diye tıklayalım. Videolar. Klipler. Karak Basiret. Şöyle. Şöyle yapalım. Tüm ekran diyelim. Aynen. Şöyle yapayım. Hatta şuradan şunun da sesini kısayım şöyle. Yayında zaten enerjimi bitirmeye çalışıyordum. Mansiyon partisini düşürmüştüm. Bir 14 saatin sonunda bu şekilde düşürdük. Bu son kuştan düşüyor gördüğünüz Aha gibi. düştü. Oh be. Mana potunu bu şekilde bitirdik. Bu şeye pot partisinde SC hiçbir şekilde işe yaramıyor. Diğerlerine de yarıyordur elbette ki ama buna Aynen. kesinlikle yaramıyor, haberiniz olsun. Kesinlikle yaramıyor. Yani Onu o kadar ekleyelim. uğraş. Şöyle bu dursun. Onun dışında ne yaptık? Basiret'i böyle attık. Şerekan'dan önce Ronaros'u anlatayım. Şimdi Ronaros'ta SC basma konusunda fikrimi belirteyim. SC bastığınız zaman karşılığını en azından diğer slotlara göre en iyi aldığınız slot Ronaros. Düşen itemlerle falan göz önünde bulundurduğunuzda 100-150 M arası bir para elde edebiliyorsunuz bir saat içerisinde. Kapra satıyor, saf orman nefesi atıyor, orman öfkesi atıyor falan filan. Buradan para elde edebiliyorsunuz. O yüzden Ronaros da SC'ye bastığınız zaman çok şey yapmaz. Ronaros'u da SC'siz düşürdüm. Onu da belirteyim. Şerekan'ı da SC'siz düşürdüm. Yani SC ile henüz bir şey düşürmedim. Ronaros'ta şöyle bir şey oldu. Slota vurdum düştü muhabbeti var ya. Aslında biraz öyle bir şey oldu. Nasıl oldu? Normal ben hardcore gidip grind atmadığım için, chill takıldığım için grind atıyordum, sıkıldım. Kalfeon 1'de miydim? Seren diye 1'de miydim ne? Sıkıldım, kalktım, gittim. Sonra benim geldim bir saat sonra benim slotta biri var. Etkinlik de var şu an. O şu an yok da. O zaman bir haftalık aralıksız drop rate vardı. Ben de ellemiyorum milleti. Yayında da millet görüyor zaten. Kasıyorsa adam şu etkinlikte kimseye hadi slottan çık falan ya da slot vs atalım deyip milleti rahatsız etmek istemiyorum. Genelde slot vs'leri kazanacağım için yani yeni başlamış adam bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu slot vs'leri kazanacağım için haliyle ellemedim kimseyi. Bir baktım bütün slotlar dolu. Akşam saati. Neyse dedim hadi server atacağım dedim. Kalfeon 1'e mi geçtim? Balenos 1'e mi geçtim? Geçtim bir yere. Arkadaş orada da her yer dolu. Kimseye de slot vs teklif etmek istemiyorum. Kassın millet dedim. Neyse. Olan olayı anlatayım size. Oraya gittim, buraya gittim falan filan. Dolandım, bulamadım bir şey. Şu main'de, şurada, normal şuradan bayır aşağı şuraya yola inersiniz. Şu bayırdan inerken şurada bir yolda kenarda paket vardır. İki yakalayıcı, iki tane muhafız falan var paketin içinde. Geçerken onlara vurdum. Yani düşeceğine ihtimal vermediğin için dümdüz devam ediyorsun. Yolda yürürken karakter zıpladı bir anda. Ron'un çanı yazdı ekranda. Ron'un çanını da bu şekilde 40 saat gibi bir sürede halletmiş olduk. Sherekan için 35 saat gibi bir sürede aldık. Yayında da döndüm bayağı. Off stream'de de döndüm bayağı. Sherekan'da toplasan 2 ya da 3 tane SC basmışımdır. Hoş geldin. Bu 2 tane 3 tane SC'nin dışında normal slotta kasıyordum. Hatta şu an iyi yayınlar geldim diyen Hidak Halil. Halil'le bir şey anlatıyor. Halil'le laf mı anlatıyorum ben? Halil bana bir şey anlatıyor. Öyle takılıyoruz. Halil bana bir şey dedi. Dur Halil dedim yapayım şey yapayım falan filan derken normal paketleri keserken bir büyük paketi kestim böyle. Şurada bir tane Garut kalmıştı. Şöyle elimin ucuyla Garut'a dokundum. Hop. Hop Sherekan'ın devası. Easy kolaydı falan dedim. Öyle ölümcül bir deli gibi sevinmedim yani. Devayı da bu şekilde aldım.
Yine onda da sayıca yok. Droplar bu şekilde. Kaktum için kaktum slotunda aşağı yukarı 4 saat kadar döndüm. 20-22 saat kadar da dediğim gibi bu çağrıda döndüm. Çağrıda dönmeye devam ediyorum. Hatta 24 saat olmuş olabilir. Çünkü yayında bir 2 saat kadar çağrı döndük şu an. Pot parçalarıyla alakalı şu an anlatacağım şeyler bu kadar. Önümüzdeki hafta bakıma kadar etkinlik var. Etkinlikle alakalı dropların olduğu şeyden ekstra bahsetmek istemiyorum. Kaktum çağrıdan düşüyor. Ekstra slotlardan bahsedeyim. Kaktum ihtiyacımı çağrıdan karşılıyorum. Diğerlerini araştırıp bakın, tek tek anlatmayayım şimdi. Hangi moddan neden düşüyor diye. Çünkü bu Zero Tier uzun oluyor biraz. Uzun oldu hatta. Potlarla alakalı böyle bir gelişme yaşadık. Bir Shai'yi 60 yaptım. Shai'yi 60 yaptıktan sonra Shai'den gelen 60 FS'yi ben bununla FS kasarım dedim. Pazardan bir tane One Brace aldım kutum. Şu 116 FS'yi One Brace TT denerken elde ettik. Bu bizim için iyi bir gelişim oldu. Dün akşam RNG beni taşıdı diyebileceğim, yani taşıdı diyebileceğim bir nokta olsaydı dün akşam olurdu. Nover'i pene denedim ama geçmedi tabii ki. 3 defa pene denedim. Geçiremedim. Yapacak bir şey yok. Bugünün yayınında hep diyorum yayınları izleyin, yayınlarda özel anları kaçırmayın vesaire diye. Bugün karağı bitirdik. Gelişim karağını. Gelişim karağını bitirdikten sonra elimizde de 2 tane yeşil itemimiz vardı. Bu 2 yeşil itemi de yayında kendi taktiklerimle, FS kasma taktiklerimle hızlı hızlı elimdeki malzemeyi değerlendirerek hızlı bir şekilde tamamlamış olduk. Şöyle şu çıkaralım karağımızı. Bu karağın yapımında bana yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sağ olsunlar. 2 günde bir göreve çıktık, ettik vesaire. Şu an karak durum bu. 20.900 litre ağırlığı var. 2 tane yeşil itemi hazır. 2 yeşil item daha ayarlanacak. Bu hız itemlerini almadım henüz. Hız itemleri de alınacak. Elimizde 2.5K karga parası var. Bunlar için ne harcadım? Artı 5'e getirmek için 200 karga parasına mal oluyor bir taşı. Artı 5'e getirmek için 11 tane taş, yani 2200 karga parası gitti. Artı 5'ten artı 10'a yükseltmek için de 16 tane taş harcadım. 16 taş da 4800 ediyor. Yani toplamda ikisini artı 10 yapmak için 7K gibi bir karga parası harcadım. Şu an takas sayım 4332. Bildiğiniz gibi hep malzeme takası üzerinden dönüyordu işlerim. Artık normal takas üzerinden dönecek. Elimden geldiğince karga parası takaslarına hızlı bir şekilde gidip hızlı bir şekilde tamamlayıp full artı 10 yeşil gelişimle oyunuma devam etmek istiyorum. Takasın parasını artık yemek istiyorum. Life Cheer olarak bir şey yok canım. Üstünde trilogyalar var işte. İdareten almıştım. Biraz hız artırıyorsa, artırırsa vesaire diye. Bir ufak hız artışı sağlıyordur, o kadar. Onun dışında takastaki amacım dediğim gibi 2 tane daha artı 10 yeşili yapıp hızlıdan yapabildiğim en hızlı şekilde 20K takasa ulaştıktan sonra takasta da vites düşürüp yoluma devam etmek. Çok yönlü olarak oyunu oynamaya çalışıyorum. Sizlerin de bildiği gibi. Hedef cihire ulaştığım zaman Life Skill'e de girişeceğim. Hedef cheer dediğim ne? Hedef cheer'ı Twitch'te gelip chat'te offline modda da ünlem hedef cheer yazıp bakabilirsiniz. Şu anki cheer'a bildiğiniz gibi 2 tane küpe ekliyoruz. Şuradan gösterelim. Şuradaki şey yere 2 tane pen isabet, şey, pen RC ya da 2 tane Ted Down, hangisini bulabilirsek artık, birkaç tane fark var aralarında. Artı şuraya bir tane harabe. Bu harabeye de bir tane HP yüzüğü şeyi. O da tamam sayılır. Bu kutumu da penleyip bir level yapıp 1'er AP de gelecek. 287, 289, 347 oluyorum. Daha sonra şuraya bir de Dodet kat. 356 mı 358 mi de bir DP ile devam etme şeyim var PvP'ci olarak. Bana yetecek diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde gelecek büyük bufflar var. Bu bufflarla alakalı da
çekilecek videolar var. Özellikle Walker için çekeceğim tabii ki. Walker değişikliklerinden iyi mi oldu, kötü mü oldu, oyun tarzını nasıl etkileyecek vesaire. Bu rehber gelecek. Hadum için hazırlıklara başladım. Hadum bölgesi için. Yarın ya da yarından sonra çekerim diye düşünüyorum. Canlı yayında olacak, bu da kaçırmayın. Hadum bölgesi için genel bir fikir beyanı, artı bu bölgede düşen itemleri nasıl değerlendiriyoruz, nerede hangisi çok düşüyor, nerede neyi kasmalıyız, bunlara dair fikirlerimi beyan edeceğim. Aşağı yukarı 1 saatlik falan bir rehber olur diye tahmin ediyorum. Sohbet tarzında geçecek yine canlı yayında. Tek tek yine Ork bölgesi falan tekli rehberlere devam edeceğiz. Röportaj konusunda röportaj yapacağım kişilerle iletişime geçmekte zorlanıyorum. Baktım olmuyor. Alelade biriyle röportajı yapmak zorunda kalacağım. Çünkü çok oynanmayan klaslar kaldı artık. Kuno, Maeva gibi klaslar. Bir de yeni klaslar var. Nova, Sage. Bunların işte oyuncularını bulup oturtup önden çalışma yapmamız falan gerekiyor. Bir şekilde onu da halletmeye çalışacağız. Planımız bu şekilde ilerliyor. Sizler için bu şekilde düzenli içerik üreten, düzenli yayın yapan BDO yayıncılarına destek olmak istiyorsanız buyurun gelin yayına, like atın. Maddi manevi destekleriniz bizim için çok önemlidir. Geçtiğim yani 20 Mayıs'tan itibaren, bugünden itibaren şöyle de bir şey oldu. Normalde biliyorsunuz Twitch'te gelip sub olma şeyi, Prime'ınız yoksa Prime'la ilk ay ücreti sonraki 8 aylarda 8 liraydı ve bir kişiye kullanabiliyordunuz. 20 Mayıs'tan itibaren ülkelerin enflasyon değerlerine göre kurlar ayarlanmaya başladı. Entegre edilip optimize edilmeye başlandı. Şu günden itibaren sub hediye etme ilk aylarda sub olma ve sub hediye etme 7,5 lirayla 10 lira arası değişiyor. Maksimum 10 lira yani artık sub olmak. Tier 3 sub olmak bile, o Tier 3'ün becini alma muhabbetleri bile, Tier 3 sub bile 50 lirayla falan sınırlandırılmış. Bundan sonra böyle olacak büyük ihtimalle. Sizler için düzenli yayın yapan, ben BDO yayıncıları adına konuşuyorum. Başka Twitch yayıncıları için de bunu şey yapabilirsiniz. Sizler için düzenli yayın yapan insanlara destek vermeniz artık daha kolay. Onlara bu desteği çok görmeyiniz. Canınız istediği zaman tak diye açıp Twitch'te radyo niyetine onları dinliyorsunuz, ediyorsunuz. Maddi manevi bu şekilde destek olursanız, onların yanında durursanız, onlar da keyifle yayınlarını açıp sizlere daha güzel içerikler üretecektir. Bu Zero to Hero dolu dolu oldu çünkü çok fazla şey yaşadık, çok fazla şey yaptık. Bunları dile getirdik. Sub muhabbetlerinden bahsettik. Benim kanalıma sub olursanız ek avantajınız, özel sub Discord'u var. Orada bir sürü içerik var. Onlardan faydalanıyorsunuz. Diğer yayıncılara da bilemem. Ama onlara da destek olun lütfen. İnsanlar sizler için bir şeyler yapıyor. Bugünlük Zero to Hero'yu burada sonlandıralım. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için, bizlere destek olduğunuz için ben çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. Seviliyorsunuz.